Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan bizlerle birlikte olacaklar. Ve kadınlarda sık görünen jinekolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir günün ardından programımıza katıldı. Hocam, kadınlarda sık görünen jinekolojik hastalıklar nelerdir? Evet, en fazla gebelik dışında bize kadınların başvurma nedeni işte kanama düzensizlikleridir. Kanama düzensizliklerin birçok nedenleri olabilir ama en sık gördüğümüz nedenler over kistleri gibi, yumurtalık kistleri ya da rahim içi nedenler, polip gibi, rahimin içerisinde gelen olan miyomlar gibi nedenlerdir. Bazen rahim ağzı bozukluklarına bağlı kanamalar olur ya da hormonal bozukluklar vardır. Peki adet düzensizliği nedir hocam? Evet, adet düzensizliği bir kadının 23 günden sık 35 günden aralıklı adet görmesi de adet düzensizliği deriz. 35 günden fazlaysa adet araları oligomenore diyoruz. Az adet görme. 23 günden de sık ise menometroloji diyoruz. Sık adet görme, düzenli siklus ile bunlara bu adları veriyoruz. En çok nedenler de dediğim gibi işte hormonal nedenler olabilir. Evet. Kistler, tümörler olabilir. Miyomlar olabilir. Ama en fazla kist ve miyomlara rast geliyoruz. Endometriyal polip dediğimiz rahim içi polipler de sık gördüğümüz nedenlerden biridir. Adet düzensizliğinin getirdiği ciddi hastalıklar var mıdır? Tabii. Adet düzensizliği bir alarmdır, bir belirtidir. Hastalık değildir. Ama onun rehberliğinde biz neden adet düzensizliği olduğunu araştırırken işte herhangi bir hastalık var mı yok mu ona bakarız. Çok nadirdir hiçbir nedeni olmayan adet düzensizliği. Ona idiopatik diyoruz. Yani nedensiz, nedeni belli olmayan adet düzensizliği. Aşırı kanama onlarda da olabilir aslında. O zaman onlara da müdahale ediyoruz ama genelde bir altında yatan bir neden buluruz. Peki hocam, adet düzensizliği olan hanımlarda kist ve miyom oluşur dediniz. Peki miyom nedir? Miyom rahmin kötü huylu olmayan tümörüdür. Çok sık görülür kadınlarda. Özellikle 40 yaşından sonra 3 kadından birinde hemen hemen rastlarız miyom tümörüne. Ama korkulacak bir şey değildir. Eğer hiçbir semptom vermezse, hiçbir belirti vermezse sadece takip ederiz. 6 ayda bir ultrasonlarla ani büyür mü, büyümez mi diye bakarız. Ama eğer aşırı kanama yapıyorsa, baskı yapıyorsa, 6 ay içerisinde 2 katına çıktıysa, hızlı büyüme yaparsa o zaman ya da infertiliteye, çocuk olmasına engel olursa o zaman operasyon, ameliyattır tedavisi. Tıbbi tedavisi yoktur. Operasyondan, ameliyatta alıyoruz bu miyomları. Peki hocam, miyomun ağrısı var mıdır? Çok hızlı büyürse ve baskı yaparsa ağrı yapar. Yoksa onun dışında ağrı yapmaz. Kocaman olsa bile hiç anlamazsınız. Elinize gelir karnınızdan. Hele de biraz kilonuz yoksa, zayıfsanız çok daha kolay karından ellenebilir, palp edilebilir. Peki miyoma sebep olan etkenler nelerdir? Kadınlarımız neye dikkat edecek? Birçok kadında görünüyor dediniz ya. Evet. Aslında nedeni belli değil. Östrojen hormonu suçlanıyor ama aslında nedeni belli değil. Yani şunu yaparsanız miyom olur diye bir şey yok. Bu birazcık genetik. Genetiktir. Genetik nedenler özellikle annesinde, kız kardeşinde, teyzesinde, halasında miyomu olanlarda daha çok miyom görülür. Bazı ırklarda, Afrika gibi ırklarda, siyah ırklarda çok miyom gözükebilir. Ama çok nedenini bilmiyoruz açıkçası. Peki miyomu olan bir kadın hamile kalabilir mi hocam? Gebelikle karşılaşabilir mi? Kalabilir ama çok büyük bir miyomu varsa gebelikte hem ağrıya neden olabilir, ani büyüme, hem kanamaya hem de düşüklere neden olabilir. Eğer kadınlarımız inşallah bunu oturtabiliriz. Gebe kalmadan önce muayeneye gelirlerse eğer çok zararsız bir yerde 2-3 santimlik bir miyom varsa dokunmuyoruz. Ama çok büyükse 5-6 santim, 7 santim gibi hem gebelik sırasında soruna yol açabilir hem de düşüşe yol açabilir diye öncelikle miyomu alıyoruz. Ondan sonra gebe kalmasını istiyoruz. Gebe kalıp da geldiyse tabii ki gebeliği sonlandırmıyoruz, takip ediyoruz. Eğer sorun çıkarsa müdahale ediyoruz. Miyomla bebek büyüyebiliyor. Biliyor ama dediğim gibi yeri önemli miyomun. Miyom rahim içinde de olabilir, rahmin kas tabakasında olabilir ya da rahmin üstünde olabilir. Özellikle rahmin üstündeki miyomlar genelde hiçbir sorun çıkarmazlar. Hiç dokunmamak lazım onlara. Ama rahmin içine doğru büyüyen miyomlar hem kanamalara neden olabilir hem de düşüklere neden olabilir. Peki hocam, tümör nedir? Tümörle miyom aynı mıdır? Şimdi tümör aslında kitleye tümör diyoruz. Evet. Önemli olan iyi huylu ve kötü huylu olması. Miyom da bir tümördür, evet, ama iyi huylu bir tümördür. Önemli değildir. Takip etmek yeterli olur. Çok nadiren sorun çıkarırsa almak gerekir ama kötü huylu tümörler, özellikle miyomlardan da kötü huylu olanlar olabilir. Dejenerasyon, yani malin dejenerasyon dediğimiz kötü huylu tümöre dönüşebilir nadiren de olsa. İşte 2 katına çıktığında biz öyle olduğunu düşünür ve hemen almak isteriz. Ama daha çok böyle yumurtalıklarda da kötü huylu tümörler olabilir. Önemli olan tümörün ki iyi ya da kötü huylu olması. Kötü huylu olmayan tümörlere bir şey yapmıyoruz ya da takip ediyoruz. Ancak baskı oluşturursa, sorun oluşturuyorsa alıyoruz. Peki hocam, sağlıklı bir yumurtada kadınlarımız nasıl sahip olacaklar? Nasıl kendilerini koruyacaklar? Sağlıklı bir yumurtalığa sahip olmak için çok yapabilecekleri bir şey yok ama her hastalık gibi sağlıklı beslenme, her şey, vücut hücrelerini yapan, evet, şeyleri beslenme yoluyla çevresel etkenler o kadar etkili ki günümüzde, işte radyasyon, hava kirliliği, beslenme, yapay şekerler, stres, o kadar sigara çok, kullanımı, alkol her kullanımı, şeyi, evet, her şeyi etkiliyor. Bütün hücrelerimizi etkiliyor. Tabii yumurtalıklarımızı da etkiliyor. Sağlıklı bir beden sağlıklı yumurtalıktır, evet, aynı zamanda. Beslenme ve çevresel faktörler, kötü alışkanlıklardan uzak durmak bir nebze olsun, tamamen değil tabii ki, korur. Konuşmanızın içerisine rahim ağzı dediniz hocam. Hı hı. Rahim ağzında oluşan rahatsızlıklar nelerdir? Evet, rahim ağzı çok önemli. Evet. Özellikle genç kadınların en büyük belası rahim ağzı kanseri. Genelde eğer kontrole gitmiyorlarsa geç fark ediliyor. İlişkiden sonra kanamalarda böyle özellikle biz rahim ağzı kanserinden korkarız. Masif cinsel yolla bulaşan hastalıklar çağımızın en büyük belası ve bu cinsel yolla bulaşan hastalıklardan HPV, özellikle HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden oluyor. %99 nedeni HPV virüsüdür. O yüzden düzenli kontrollere gitmek gerekiyor. Rahim ağzından simir denilen bir tarama testi yapıyoruz. Hücre sürüntüsü alıyoruz. Akıntıdan sürüntü alıyoruz. Çok basit bir yöntemle mikroskopta bakarak çeşitli değişiklikler olup olmadığına bakıyoruz. Hatta şimdi Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması var. Sağlık ocaklarında ASM'lerde rahim ağzı kanserinde, rahim ağzı sürüntülerinde HPV virüsü bakıyorlar. Çok da güzel bir tanı koydurma metodu ve ücretsiz yapıyorlar bunu. Rahim ağzı kanseri sürüntüsünü 5 yılda bir aldıklarında genç kadınları çok güzel rahim ağzından koruyor. Yalnızca tek bir handikapı var Sağlık Bakanlığı'nın. 30 yaşından sonra alıyor bunu. O yüzden 30 yaşına kadar biz takip ediyoruz. Ondan sonra gerekirse ya burada ya da aile hekimlerinden rahim ağzı kanser taramalarını yaptırabiliyorlar. Peki kişi hangi belirtilerle size geliyor hocam? Ağrıyla gelebilir, kanama düzensizliğiyle gelebilir, adet görmüyorum ya da çok görüyorum, aşırı görüyorum diye gelebilir. Genelde bu sebeplerle gelirler daha çok. Peki hocam, burada hijyenin önemi de var mıdır? Hijyen tabii çok önemli. Rahim ağzı kanserinde çok önemli. Korumada çok önemli özellikle. Enfeksiyonlarda zaten önemli. Bütün enfeksiyonlardan korunmak için genital hijyene de çok dikkat etmek lazım. Özellikle ilişkilerde prezervatif kullanımı bizi çok fazla şeyden koruyor. %100 koruma sağlamaz ama çok ciddi koruma sağlar. Benim hani keşke Türkiye'de de prezervatif kullanımı, kondom kullanımı bu kadar çok olsa çok daha iyi korunur kadınlarımız diye düşünüyorum. Hastalık oranı daha mı düşük olur hocam? Evet, özellikle enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden çok daha fazla, daha az etkileniriz. Kondom kullanımına bağlı. Peki hocam, rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemi erken yakalama çok önemli. Evet. Çok basit böyle bir tıraşlama yöntemiyle bile çok rahat alabiliyoruz o erken prekanseröz lezyon dediğimiz, yani kansere dönüşmeden olan lezyonu, onu çıkarttığımızda takibe tabii ki devam ediyoruz gene yıllık simir kontrollerimize, ama hemen hemen kür sağlayabiliyor, tamamen iyileşme sağlayabiliyor. Geç evrelerde maalesef cerrahi tedavisi yok rahim ağzı kanserinin, varsa da çok işe yaramıyor. Radyoterapi, radyasyon tedavisiyle yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Halk arasında şöyle bir karışıklık da oluyor Nurcan Hocam. Rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılıyor. Evet. Şimdi rahim kanseri tamamen rahmin iç tabakasından ya da kasından oluşan kanserdir. Daha çok iç tabakasından oluşur. Rahim ağzı kanseri ise HPV virüsüne bağlı. Yani korunabileceğimiz bir kanser, rahim ağzı kanseri. Çok basitçe korunabileceğimiz. Bir de en güzel işimiz, rahim ağzı kanseri aşısı çıktı. Ve %99 koruyor bizi şeyden, rahim ağzı kanserinden. Bütün böyle evlenmeden önce ya da ilk cinsel ilişkisini yaşamadan önce bütün artık şeylere, kadınlarımıza bu aşıları tavsiye ediyoruz. İlk cinsel ilişkiyi yaşamadan önce olurlarsa rahim ağzı kanserinden de korunuyorlar. Ama tabii tekrar söylüyorum, simir kontrollerini yapmalarına devam etmeleri gerekiyor. Aşı olsalar bile. Aşı her yerde olunabiliyor mu hocam? Her yerde olunur. Normal. Avrasya Hastanemizde de yapılıyor. Elbette. Elbette. Koldan çok basit geliştirilmiş bir aşı var. 3 doz yapılıyor. İlk yapıldıktan sonra 2 ay sonra tekrar var. 6 ay sonra bir daha tekrar var. 3 doz yapınca ömür boyu koruyuculuğu var. Simir testinden birçok kadınımız korkuyor. Peki simir testi korkulacak bir test mi? Simir testi korkulacak bir hastalıktan sizi kurtarabilecek tek test. Evet, çok onun güzel. Simir testinden değil, o korkunç rahim ağzı kanserinden korkmanız lazım. Bunu anlamıyorsunuz ki, muayene sırasında hemen alıveriyoruz simir testini. Zaten farkına bile varmıyor hasta aldığımızın. Çok basit, çok hiçbir ağrısı, sızısı olmayan çok basit bir test. Nurcan Hocam, polip dediniz. Polip nedir? Evet, polip aslında saplı bir oluşum. Bizi en çok ilgilendiren polipler rahim içerisindeki poliplerdir. Bir de rahim ağzındaki polipler de vardır. Rahim ağzındaki polipleri almak kolay. Gördüğünüzde hemen alıyorsunuz, kıvırıp hemen alıp çıkarabiliyorsunuz. Mutlaka patolojiye gönderiyoruz. Çünkü çok nadiren de olsa polipler iyi huylu tümörlerdir. Evet. Ama çok nadiren de olsa %5 oranında üzerinde kötü hastalık, kansere dönüşebilir, gelişebilir. Mutlaka tabii ki patolojiye gönderiyoruz. Bir de rahim içindeki polipler vardır. Bunlar çok kanamaya neden olurlar. Onları da genel olarak kürtajla alabiliriz, ama en güzel alma yöntemi, tam düzgün olarak alma yöntemi histeroskopi denilen bir yöntem var. Çok küçük polipleri, kanama düzensizliği yapmıyorsa, bir sorun oluşturmuyorsa pek almayız. Ama kanama düzensizliği yapıyorsa, işte büyükse 1 santim gibi filansa, rahim ağzından anestezi altında genelde, çok çok küçükse ofis şartlarına, yani anestezi olmadan kamerayla rahime giriyoruz. Tam kökünden kesip alıp patolojiye gönderiyoruz. Özellikle böyle lekelenme kanamaları yapan tipte kanamalar poliplerden genelde kaynaklanır. Alınca da genelde çok rahat bir şekilde hastalık tedavi edilir ve başka bir şey yapmaya gerek kalmaz. Peki poliplerin oluşmaması için hiçbir şey yapamazsınız. Onu da engelleyebileceğimiz bir durum değil o. Her kadında görünen bir. Görülebilir. Görünen demeyelim de, evet, görülebilir. Peki hocam, overkisti nedir? Overkisti de yumurtalıklarda oluşan, içi su dolu tümörler. Bunlar da genelde basit tümörlere çok rastlarız yumurtalıklarda. Genelde aslında her kadının adetinin 13-14. günü gibi yumurtlama gününde 2 santime yakın bir kisti olur. Ondan sonra yumurta çatlar, boşalır ve o kist düzelir. Bazen çatlamayabilir ve büyüyebilir. Bazen 5-6-7 santimlere kadar. Hiçbir sorun oluşturmazsa gene takip ederiz, ama bazen patlayıp iç kanamaya neden olup acil ameliyatlara girmek zorunda kalabiliriz. Bazen de torsiyon dediğimiz, kist çok mobilse, yani hareketliyse, kendi etrafından dönüp beslenmesi bozulup çok şiddetli karın ağrısı yapabilir ve acil şartlarda ameliyat etmek zorunda kalabiliriz. Çok nadiren de olsa, özellikle genç kadınlarda çok nadiren de olsa, kötü huylu malign tümörlere neden olabilir bu kistler. Onların bir takım kriterleri var ultrasonda ve işte tümör markerları dediğimiz biyokimyasal kan testleri var. O şekilde takip edip iyi huyluysa takibi daha çok tercih ediyoruz. Eğer sorun çıkarmıyorsa ameliyat etmiyoruz. Sorun çıkarsa ameliyat ediyoruz ama kötü huylu olmasından şüpheleniyorsak kaç yaşında olursa olsun hasta ameliyatta çıkarmayı tercih ediyoruz. Over kistleri o zaman eğer kötü huyluysa tehlikeli. Tabii. Bütün kötü huylu hastalıklar gibi over kistler. En kötüsü de belli bir yaştan sonra ileri yaşlarda over tümörleri çok sık görülür. Bizim hastalarımız da genelde doğurgan çağda kadın doğuma gelirler ama belli bir yaştan sonra çok da gelmek istemezler. Benim nasıl olsa kadın doğumla işim bitti diye. Maalesef çok geç tanısı konulan tümörlerdir over tümörleri. Çünkü dışarıda bir oluşum olmadığı için çok fazla adet düzensizlikleri de yapmaz kötü huylu tümörler. Ancak böyle işte ele gelen kitle gibi, zayıflama gibi ya da su toplaması karında gibi ileri düzeyde semptomlar oluşturduktan sonra hastalar gelmeye başlar ve daha zordur ameliyatları, tedavileri daha zordur. Her kanser gibi erken evrede eğer daha başlangıçta yakalarsak çok basitken tedavisi ve ameliyatı ne kadar geç evre olursa, ne kadar yayılırsa o kadar zor ve kurtulma olasılığı da o kadar düşüktür maalesef. Over kistleri neden oluşur hocam? Over kistlerin çok büyük bir bölümü fonksiyoneldir. Yani normal yumurta gelişiminden oluşan kistlerdir. Nedeni daha çok üreme çağındaki kadınlarda görülen kistlerdir ve fonksiyoneldir. Çok önemlidir ama kanserlerin oluş nedeni gene çevresel faktörler, genetik faktörler başta olmak üzere bir takım faktörlere bağlı olarak gelişebiliyor. Kullanılan ilaçlara bağlı gelişebiliyor. Özellikle bu şu anda biliyorsunuz infertilite tedavileri çok sık, çok fazla yapılıyor. Bir nedeni de bu kadar çok şey, her kanser için söylemiyorum ama küçük bir nedeninde bu çok fazla üreme ilaçlarının kullanmasına bağlı olduğu da düşünülüyor aslında. Peki ilaçların zararında o zaman burada söz konusu. Her ilacın zararı olabilir. Yani basit bir aspirinin bile çok ciddi zararı olabilir. Ama üreme ilaçları alanların birazcık daha yakından takip edilmeleri gerekiyor. Nurcan hocam, hormon hastalıkları ve polikistik over nedir? Evet, polikistik over çok sık görülen bir sendrom, özellikle son yüzyıllarda. Yumurtalıklarda bol bol yumurta vardır ama yumurtalar inci tanesi gibi böyle yumurtalığın etrafına düzülmüşlerdir. Evet. Ve 14. günde çatlaması gereken yumurta yeterince büyüyüp 2 santime ulaşmaz, böylece çatlama olmaz ve yumurtalığın o kabuğu çok kalın olduğu için o kabuktan da bir hormonlar salgılanır, çok fazla hormon salgılanır. O hormonlardan bir de kıllanmaya neden olur. O hormonların salgılanması devam eder. Yumurta çatlamadıkça rahim iç tabakası kalınlaşır ve işte kıllanma artışı gibi, adet düzensizliği gibi ileri yaşlarda, geç yaşlarda ama ileri yaşlarda rahim hastalıkları, hatta rahim kanserine kadar böyle 3-4 ayda bir adet görenlerde özellikle giden sorunlara neden olan bir sendromdur. Polikistik over sendromu. Hastalar kistim varmış diye gelir ama kistleri yoktur aslında. Kistler daha çok böyle 2-3 santimden büyük su dolu keseciklere biz kist diyoruz ama bunlar 10 milimetrenin altında küçük küçük böyle rahimin, pardon, yumurtanın kabuğunun, sert kabuğunun altında, kalın kabuğunun, sert demeyeyim, altında küçük küçük 10 milimetrenin altındaki kistçikler halinde dizilirler. Bu da bir takım işte hastalıklara ve bazen çok %20 kadarı çocuk olmasına engel olabilen bir sendromdur. Kıllanma artışına vesaire. Evet, çok duyuyoruz mesela bayanlarda tüylenme oluşuyor, kıllanma oluşuyor. Bunun sebepleri de yine hormonal faktörler. Evet, sadece tabii yumurtalığa bağlı hormonlara değil, böbrek üstü bezlerine ya da bazen ciltteki faktörlere bağlı olarak kıllanmalarda oluşabilir. Ama bizi ilgilendiren, yani kadın doğuma ilgilendiren kıllanmaların çok önemli bölümü polikistik over'e bağlıdır. Bazen de kıllanma artışı yapan bazı tümörler vardır, malign hastalıklar vardır. Bazen de onlara bağlı olabilir ama en sık rastladığımız sorun polikistik over'dir kadınlarda. Hormonal bozukluk olarak, adet düzensizlik, az adet görme olarak. Tabii bunlar hepsi rahimle alakalı sorunlar. Peki, yumurtalıkla alakalı. Peki hocam, az önce rahim ağzıyla alakalı konuşurken rahimin ters durmasıyla alakalı. Şimdi bazen hastalar gelir, benim rahmim ters duruyormuş diye. Aslında çok nadiren de olsa ilişkide ağrıya neden olabilir ters durması, ama onun için hiçbir soruna neden olmaz. Çok eskiden rahim ters duranlarda ters çevirme, yani normale çevirme operasyonları yapılırmış, ama şimdi günümüzde bunu çok gereksiz ve boşuna olduğu, hiçbir soruna yol açmacı anlaşıldığı için hiç öyle bir şeyler yapmıyoruz. Peki hocam, rahim içi yapışıklıklar nelerdir? Evet, rahim içi yapışıklıklar genelde hiç doğum yapmamış olanlarda pek olmaz. Evet. Daha doğrusu rahime müdahale edilmemiş olanlarda pek olmaz. Çok nadirdir. Geçirilmiş bir tüberküloz gibi, pelvik tüberküloz tabi bahsettiğim olmadığı müddetçe, daha çok kürtaj sonrası, doğumlar sonrası, sezaryen sonrası ya da geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı rahim iç tabakasında, rahim böyle dururken şu iç tabakasında karşılıklı yapışmalar olabiliyor ve rahmin iç hacmini bu yapışıklıklar küçültebiliyor. Bu da ya gebeliğe engel olabiliyor, bazen de lekelenme kanamalarına neden olabiliyor, ağrılara neden olabiliyor. Bu da histeroskopiden bahsetmiştim poliplerde. Evet. Histeroskopi denilen bir yöntemle gözlemliyoruz ve onları keserek açıyoruz. Bu çok basit, kolay ama hastaya çok yardımcı olan bir yöntem. Bazı kistlerin çocuk olmasına engel olduğu halk arasında konuşulur. Bunlardan biri de çikolata kisti. Evet. Hocam, çikolata kisti nedir? Çikolata kisti aslında gene yumurtalı kistlerinden biri. Çok sık rastladığımız gene bir endometriyoma dediğimiz kistlerdir. Rahim iç tabakası bazen değişik yerlere yerleşebilir. Biz annemizin karnındayken rahim böbreklerimizden başlayarak yavaş yavaş aşağıya iner, tam ortada birleşir. Aslında iki tane olarak başlar, ortada birleşir ve ondan sonra rahmi oluşturur. O sırada o yol üzerinde, bağırsaklarda, idrar torbasında bazen, evet, yumurtalığın üzerinde, tüplerin üzerinde rahim iç tabakası kalabiliyor. Ve bu da sanki rahim nasıl her ay gelişir rahim iç tabakası ve kanar, rahim iç tabakasıymış gibi, orasıymış gibi kanıyor ama akacağı bir yer olmadığı için o kanın orada birikiyor ve kiste neden oluyor. Bu da bazen yumurtalığın fonksiyonlarını baskılayabiliyor, bazen çok şiddetli ağrılara, bazen çocuk olma sorunlarına neden olabiliyor ve o zaman da gene eğer bir problem görüyorsak yapışıklıklara çok fazla neden olabiliyor. Gene operasyonla alıyoruz ama çok basit ve küçük endometriyomalarda, çikolata kistlerinde bir takım hormonlarla, donkontropi gibi ona benzer hormonlarla baskılamayla sadece takip ediyoruz. Hocam, bir de kadınlarda çok fazla sık gördüğümüz idrar yolu hastalıkları var. Evet. Peki idrar yolu hastalıkları nelerdir? Kadınların idrar yolları erkeklere göre çok kısadır. Erkeklerin, yani dış idrar yolları, evet, üretra dediğimiz, erkeklerin 7-8 santimken kadınların 3 santimdir. Ve çok daha dış ortama açıktır. Birazcık daha kadınların hijyenlerine daha fazla dikkat etmeleri, evet, gerekiyor bunun için. Çünkü çok çabuk mikrop kapabiliyorlar. O yüzden daha çok idrar yolu enfeksiyonuna maruz kalıyorlar maalesef kız çocukları ya da erişkin kadınlar. Semptomları daha çok idrar çişini yaparken yanma, sızlama filan olur. Özellikle ağrılı idrar yapma olur. Sürekli idrar varmış hissi olur. Çok basit antibiyotiklerle tedavi edebiliyoruz bunları. Tabii tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonu böbreklere kadar çıkıp böbrek hastalıklarına, enfeksiyonlarına, yetmezliklerine bile neden olabiliyorlar. O yüzden idrar yolu enfeksiyonu deyip geçmemek lazım. Mutlaka tedavi etmek lazım. Özellikle kız çocukları, yeni doğanlarda da çok olur. Kız çocuklarında temizliğe, normal erişkin kadınlarda da temizliğe dikkat ederken tuvalet temizliğini mutlaka önden arkaya silmek çok önemli. Duru soğuk suyla yıkamak çok önemli. Ve kuru tutmak, nemli tutmamak idrar, perineyi, bikini bölgesini çok önemli. Peki hocam, sistit nedir? Sistit de mesanenin, idrar torbasının iltihabıdır, akut iltihabıdır. çok kısa olduğu için kadınlarda üretre o dış mesaneyle, idrar torbasıyla dışarıya bağlayan boru hemen idrar torbasına yerleşim mikroplar ve en sık gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonudur sistit. Peki bu enfeksiyonların olmaması için? Tek yapacağımız şey bol su içmek ve hijyenimize dikkat etmek. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Evet. Bazen de kadınlarda idrar kaçırma konularıyla da karşılaşabiliyoruz. Bu da hem kişiyi normal hayatında, yaşantısında çok da etkiliyor. Evet. Öncelikle bakıyoruz bu idrar kaçıran kadında idrar yolu enfeksiyonu var mı? Ya da işte idrar yollarında bir mobilite dediğimiz, yani sarkma var mı? Öncelikle idrar yolu enfeksiyonu tedavi ediyoruz. Diyabet gibi, kronik öksürük gibi hastalıklar varsa bunlarda da idrar kaçırma sorunları çok olur. Sadece bunları tedavi ederek, bir de pelvik taban egzersizleri denilen tutma gevşetme şeklinde egzersizler var. Bu pelvik taban egzersizlerini vererek birçok idrar kaçırma problemine yardımcı olabiliyoruz. Ama onun dışında eğer çok fazla doğumlara bağlı olmuşsa ve biraz idrar yolunun kaldırılması gerekiyorsa çeşitli operasyonları var bu idrar kaçırmanın. Bir de medikal tedavisi var, hapla tedavisi var. Eğer idrar yolundaki sarkmaya değil de orada detrüsör kazı dediğimiz bir kas var, bizim işememize yardımcı olan. Onun durumunun stabil olmamasına bağlı bir idrar kaçırma problemi ise o zaman bir takım medikal tedaviler var. Onunla tedavi ediyoruz. Özellikle biz sosyal yaşantısını etkiliyorsa, günde birkaç kere çamaşır değiştirmek zorunda kalıyorsa, bazen öyle oluyor ki otobüse binmeye bile korkar hastalar, kaçıracağım diye bezle dolaşmak zorunda kalabilirler. Eğer hayatını engelliyorsa ve etkiliyorsa mutlaka tedavi almalarını öneriyoruz. Peki hocam, mantar enfeksiyonları nelerdir? Mantar enfeksiyonları da, yani biz kadın doğum mantarından bahsediyorum. Bir ciltte olanlar var, dış perinede olanlar var. Onlar daha çok kontakla bulaşan, bir yerden alınan mikropla bulaşan enfeksiyonlardır. Bir de asıl bizim konumuz vajinada. Vajinal kandidiyaz dediğimiz vajinal mantar enfeksiyonları var. Bunlar daha çok böyle yani bir yerden alınan değil de normal vajinamızda bizim mantar olması gerekiyor. Normal floramızda var bu mikroorganizmalar. Özellikle vücut direncinin düştüğü, antibiyotik kullandığımız, üşüttüğümüz durumlarda oradaki özellikle antibiyotik kullandıktan sonra normal yaşaması gereken bakteriler de maalesef ölüyorlar. Bu sefer mantarlara böyle geniş yerler açılıyor ve bizim mantarlarımıza çoğalıyorlar ve enfeksiyona, kaşıntıya, kötü kokuya, akıntıya, sarı yeşil akıntıya neden olabiliyorlar. Yani vücut direncimizi düşürmek, gereksiz yere asla ufak bir üşütmede, ufak bir şeyde, problemde antibiyotik kullanmamak bizi mantar enfeksiyonuna karşı çok korur. Çok basit tedavileri var, medikal tedavileri, ama ben en çok hastalara öneririm bu tedavilerinde: kefir içmek, gerekirse sirkeli sularla vajinal temizliğimizi yapmak. Bu bizi bayağı bir koruyabiliyor mantar enfeksiyonlarından. Evet, bunlar da önemli mesajlardı. Evet. Kefir dediniz hocam. Kefir çok faydalı. Yoğurt, ev yapımı doğal mayayla satın alınan yoğurttan bahsetmiyorum. Yoğurt da çok vücut direncimizi yükselten, faydalı bakterileri çoğaltan bir şey. O zaman bizi hem besleyici hem de direncimizi yüksek tutacak gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Evet. Prebiyotikli böyle turşular, sirkeler, ev yapımı yoğurtlar, kefirler bizi çok çok inanılmaz sağlıklı kılan besinler. Peki hocam, rahim ağzı kanserinden bahsettiğiniz, orada öncüsü lezyonlar denildi. Peki öncüsü lezyonlar nelerdir? Şimdi bize rahim ağzı kanseri, daha doğrusu kadının en fazla başvurma nedeni ilişkiden sonra kanamam oluyor ya da çok akıntım oluyordur. Biz bakarız, hiçbir sorun olmasa bile her kadından simir testi yaparız. Her kadından. İstisnasız cinsel birlikteliğiniz varsa en fazla 2-3 yıl sonra simir testine başlamanız gerekiyor. HPV virüsü, biraz önce bahsettiğim gibi rahim ağzı kanserine yol açar, ama hemen HPV virüsü aldıktan sonra 1 sene sonra, 2 sene sonra hemen kanser olmayız. Bunun bir süreci var. hücreler yavaş yavaş değişmeye başlar. Özellikle HPV virüsü gençlerde çok yaygındır ama gençlerin vücudu çok güçlü olduğu için de çabuk tedavi, yani kendilerini çabuk toparlarlar ve virüsle başa çıkabilir vücutları, tamamen tedavi olabilirler. Ama bunları takip etmek gerekiyor. Tedavi olmazlarsa ve ilerlerse bir takım tipleri var bunların, 16-18 gibi, işte 9-11 gibi ya da işte 52, yani çeşitli tipleri var. Bazıları kanser yapıyor, bazıları da duyuyorsunuzdur bikini bölgesinde sihirler, makatta sihirler yapıyor. Makatta sihirler yapanlar çok sevimsizdir. Çok ya da bikini bölgesinde çok sevimsizdir ama genelde kansere neden olmazlar. Onları genelde yakarak tedavi ediyoruz. Ama rahim ağzındakiler, rahim ağzına yerleşenler kanser yapma olasılığı yüksek HPV tipleridir. Bazıları cin 1 diye hafif lezyonlar yapar. Bu cin 1'ler %80 kendiliğinden tedavi olabilirler. Cin 2, cin 3 diye bahsettiğimiz ileri değişiklikler %20 kansere dönebilir. Onlara mutlaka ciddi lip tedavisi yapma ya da rahim ağzını koni şeklinde almak şeklinde tedaviler, hem tanı koydurucu hem de tedavi edici özellikleri vardır. Çıkarıp patolojiye gönderiyoruz. Patolojide cerrahi sınırlarda lezyon var mı yok mu ona bakılıyor ve ne kadar ileri, kanser var mı yoksa öncü lezyonlar mı diye bakılıyor. Hem tedavilerini hem de tanılarını sağlamış oluyoruz böylece. Bu lezyonlar hiperplazi, displazi, özellikle displazi dediğimiz lezyonlar çok önemli. Hafif, orta ve ileri derecede displaziler. İleri derecede displaziler %20 gibi çok yüksek bir oranda kansere dönebilirler. Çok ciddiye almak gerekir. Peki hocam, mantar hastalığı olan bir kadın hamile kalabilir mi? Kalabilir. Gebelikte mantar çok da sık olur. En sık gördüğümüz enfeksiyondur. Gene çok aynı tedaviyi gebelikte de uygulayabiliriz ve çok basit bir tedavisi var. Çok normal. Kalabilir gebe. Gebelik esnasında jinekolojik hastalıklarla karşılaşabilir mi kişi? Tabii. Rahim ağzı kanseriyle bile karşılaşabilir. Ama öncü lezyonlar yoksa, eğer çok ileri şey yoksa bir şey yapmayız. Ama basit enfeksiyonları aynı normal hayatındaki gibi tedavi etmemiz gerekir. İleri dönem kanser bile olabilir, dediğim gibi yumurtalık kanserinden rahim kanserine, rahim ağzı kanserine kadar. Çok ileri evrelerde gebeliği sonlandıracak kadar çok ciddi sorunlar olabilir. Bazen kadınlarda dönem dönem akıntılar oluyor hocam. Evet. Bu akıntının sebebi nedir? Şimdi akıntı aslında çok normal bir bulgudur. Kadının siklusunu, yani döngüsünü tarif eden bir bulgudur. Özellikle şu normal bir akıntı siklusudur, döngüsüdür. Mesela adet görürüz. Adetin son 5-6. günlerine doğru kanama azalmaya başlar ama sümüksü, böyle tuvalette uzayan akıntı artmaya başlar. Özellikle yumurtlama gününe kadar yapışkan, uzayan bir akıntımız olur. Yumurtlama gününde bir anda kesilir, birkaç gün kuru günlerimiz olur. Progesteron dediğimiz hormonun etkisiyle yumurtlamadan sonra salgılanır. Kuru günlerimiz başlar ve o akıntı çamaşıra gelse bile çok böyle hiç uzamayan, pıt diye kopan, böyle koyu, dens bir akıntı olur. Sonra adete doğru yaklaştıkça akıntı sulanmaya başlar ve adet görürüz. Bu her kadında olması gereken, daha doğrusu kadınların %5'inde 10'unda akıntı olmaz. %90'ında olur akıntı ve olması gerekir. Nasıl burnu mukozamız nemli tutması gerekiyorsa vajelimizin de nemli kalması gerekiyor. Bu rahim ağzı salgıları bu vajenin nemlenmesine yardımcı olur ve hormonlarla da, düzgün hormonlarla da çok beraberdir. Ya bu akıntılar normaldir ama kötü kokulu, evet, kremimsi, peynirimsi, yeşilimsi, kızarıklık yapan, kaşıntı yapan akıntılar kötü akıntılardır. Onlar hastalık nedenli oluşur ve mutlaka bir doktora başvurup tedavilerinin alınması gerekir. Peki kaşıntı dediniz. Kaşıntının sebepleri de bu saydıklarınız içerisinde mi var? Genelde mantarlar kaşıntıya neden olur ve çok basitçe tedavi edilirler. Peki kasık ağrıları da oluyor kadınlarımızın. Peki bu kadınlarımızda kasık ağrısı neden oluyor? Yine jinekolojik hastalıklar içerisine mi giriyor hocam? Evet, kasık ağrıları özellikle enfeksiyonlarda sık olur. Bu idrar yolu enfeksiyonu dahildir buna. Kitlelerde sık olur. rahim kütlesi olabilir, yumurtalık kütlesi olabilir. Torsiyon dediğimiz o over kistlerinde oluşabilir. Endometrioma dediğimiz o bahsettiğiniz çikolata kistleri çok kasık ağrısı yapar. Bir de çok hani nedenini bulamadığımız kasık ağrılarında da adenomiyozis dediğimiz rahim damarlarının genişlemesine bağlı, ödemine bağlı varisler oluşur rahimde ve pelvik damarlarda. Onlar da kasık ağrısı yapabilir. Çeşitli nedenleri vardır kasık ağrısının. Nedenini araştırmak gerekir. Peki siiller neden olur? Siiller biraz önce bahsetmiştim. HPV'lerin bazı türleri sil yapar, bazıları rahim ağzı kanseri yapar. Cinsel yolla bulaşırlar. Rahim ağzı kanserine karşı şey korur ama prezervatif, kondom korur ama sihirlere karşı pek korumaz. O yüzden cinsel partnerine çok dikkat etmek lazım. Ne kadar fazla cinsel partner varsa o kadar sihir alma olasılığımız yüksektir. Hijyen çok önemli sihirlerde. O da çok kaşıntı yapar. Evet. Çok rahatsız edici ve çok sevimsiz bir şeydir sihir sahibi olmak. Yakarak ya da işte bir takım kremleri var, onunla tedavi ediyoruz. Kremle de tedavi edilebilir. Çok hasta kremle, yoksa yakarak tedavi ediyoruz. Çıkartıyoruz sihinleri. Nurcan Hocam, tabii kadın hastalıklarından bahsederken adetten bahsettik, rahim ağzı kanserlerinden, rahim kanserinden ve tabii de menopoz var. Kadınların en çok karşılaştığı ve her kadının başına gelecek menopoz. Peki menopoz nedir? Menopoz nasıl adetimiz başlarsa bir günde bitiyor. Evet. Öyle yaratılmışız. Sonu var adet görmenin. Tabii bu bir anlamda iyi bir şey. Çünkü doğurganlık devam etmiyor menopoza girince. Neden iyi bir şey? Kadının vücudunda, fizyolojisi de belli bir yaşta doğurganlığa daha elverişli ve daha rahat kaldırabiliyor. Belli bir yaştan sonra çok fazla hastalıklar eklenebiliyor. Bu da tabii vücudumuzun artık belli bir yaştan sonra gebeliği kaldırması, doğumu kaldırması çok zor. Yani artık doğurganlığın bittiğini gösteren bir bulgu. Nedir bu bulgu? Adet görmemeye başlıyoruz. Maalesef hormonlarımıza vücudumuz çok güzel alışıyor, östrojene, progesterona. Bir anda kesilmeye başlayınca işte ateş basmaları, ani kızarıklıklar, flashing dediğimiz kızarıklıklara neden olabiliyor menopoz. Ama herkeste neden olmuyor. Bazıları çok hafif atlatır, bazıları çok ciddi atlatır ve ilaç kullanmaları gerekir. Hormon replasman tedavisi dediğimiz. Bir de menopoza kadar bizi hormonlarımız birçok hastalıktan, kemik erimesi gibi, kalp hastalığı gibi, tansiyon gibi birçok hastalıktan korurken menopozda bu güzel hormonların vücudumuzdan çekilmesiyle artık bunlara karşı korumasız duruma geçiyoruz. Erkeklerde eşit düzeye geliyoruz. O yüzden birazcık daha böyle beslenmemize dikkat etmemiz, daha özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle kalsiyumdan bol beslenme, sağlıklı yaşam, spor kemik erimelerine çok engel oluyor. Mutlaka spor yapmalıyız. Koyu yeşiller, sütler, peynirler çok yemeliyiz. Hayvansal gıdalardan, süt peynir anlamında söylemiyorum ama kırmızı et gibi hayvansal gıdalardan biraz daha uzak durmalıyız. Ve menopoz hayatımızın bir parçası. Her kadın, Allah uzun ömür versin herkese, bir gün menopoza girecek. Menopoz demek kadınlığın sonu demek değil. Hem cinsel fonksiyonları devam eder, hem de kadın doğumcuya da hala gelmesi gerekir. Çünkü bazı hastalıklar maalesef menopozdan sonra çok sık gözükür. İşte kanser gibi ya da işte pelvik tabanın artık o desteğinin kalkmasına bağlı, gevşemesine bağlı, idrar kaçırma gibi sorunlar ya da rahim sarkmaları gibi. O zaman bunlar daha çok menopoz sırasında gözükür. Gene senede bir kere kadın doğum muayenesi çok önemli. Meme hastalıkları menopozda sık gözükür. 50 yaşından sonra mutlaka hem her yıl rahime bakılması gerekiyor, hem de memeye bakılması gerekiyor. En azından mamografi ve ultrason şeklinde. Meme menopozdan sonra mı oluşuyor hocam? Her meme değil ama hani belli bir yaştan sonra meme kanseri olasılığı çok artıyor. Ama ailesel meme kanserleri gibi böyle daha çok ailede, işte annede, teyzede, ablada, kız kardeşte varsa daha erken yaşlarda kanser görülebiliyor. Ama genelde 50'li yaşlardan sonra daha fazla görülmeye başlıyor. Onun için de Sağlık Bakanlığı 50 yaşından sonra taramayı çok öneriyor senede bir kere. 50 yaşından sonra kadınlarımızın kendisine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü menopoz dönemine girmiş oluyor. Doğurganlık süreci de noktalanıyor. Bitmiş oluyor, evet. 50, bazen 51, bazen 48, 47'dir, bazen 55'e kadar devam eder. Peki erken menopozda var mıdır hocam? Erken menopoz maalesef çok üzücü bir şey. Özellikle çağımızda artık evlenmeler çok geçe bırakılıyor. 40 yaşın altındaki menopoza erken menopoz diyoruz. Bazen 28-25 yaşında bile olabiliyor. Ama 40 yaşın altındaki her menopozu erken menopoz diyoruz. Aynı şikayetler bu sefer 50'li yaşlarda değil de bu yaşlarda başlıyor maalesef. O zaman bunun da yine genetik faktörleri mi var hocam? Genetik faktörü çok önemli erken menopozun. Ailenizde abla, anne, kız kardeş gibi, hala, teyze gibi erken menopoza girmiş kadın varsa, özellikle eğer de evlenmemişseniz eğer ki de, yumurta toplama dediğimiz bir şey var. İleri yaşlar, hani evlenme geç olacaksa mutlaka yumurtalıklarınızı değerlendirip belki erkenden yumurta toplatabilirsiniz. O da ne için hocam? İleride çocuk isterseniz, menopoza girerseniz maalesef olmuyor. Hani yumurtalarınız olsun diye. Peki hocam, toparlayacak olursak ekranları başındaki izleyenlerimize çok güzel mesajlar verdik. Neler söylemek istersiniz? Evet, her konuya değindik vallahi. Evet. Yani her konuda ufak ufak bir şeyler söylemek. Tabii hocam, şu anda yaz aylarındayız. Yazın böyle daha havuzların, denizlerin, insanların kendisini serinlettiği günlerdeyiz. Peki denize girmenin, havuza girmenin de zararı var mıdır kadınlarımız için? Yok, deniz harika bir şey. Girebilen bol bol girsin, harika bir şey. Sadece yani havuzdan, denizden çıktıktan sonra, evet, işte ıslak mayoyla kalmamak önemli olan. Güneş çok zararlı, çok fazla güneşlenmemek. Yani normal güneşin çok faydası var ama şu uzun süre güneşlenmek biliyorsunuz cilt kanserinden cilt lekelerine kadar bir sürü şeye neden oluyor. Mutlaka çok sıcak olan saatlerde değil de daha çok sabah erken ve akşam üzeri saatlerde denize girmek yeterli olur. Ve bol su tüketimi. Bol su tüketimi. Maden sodası da günde 2 defa öneriyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet, kıymetli Kanal 7-8 izleyenlerimiz, bir programımızın yine sonuna geldik. Avrasya Hastanesi'nde birçok tedaviye cevap veriliyor ve bugün de Nurcan Dalan hocamla birlikteydik. Doğum uzmanımız, kadın doğum uzmanımız bizlerle birlikteydi. Bugün de güzel doğumlar gerçekleştirildi. Avrasya Hastanesi'nde bizler de şahit olduk. Ve çocuklarımıza sağlıklı günler diliyoruz. Çünkü sağlıklı nesiller de sağlıklı bedenlerden dünyaya geliyor. Ve o da işte kıymetli hocam Nurcan Dalan'ın hastaları, onun dünyaya getirdiği, sebep olduğu güzel çocuklar. Aileler güzel büyüsün, sağlıcakla büyüsünler diliyoruz. Ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ne diyoruz? Bizlerden ayrılmamız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıklı ve sevgiyle kalın. Şifa Kapısı programını takip etmeyi unutmayın efendim. ...1999 yılında dünya yeni 1000 yıla merhaba demeye hazırlanırken... ...Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda... Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insanda en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıfı hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17.000 metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50